Hatta bunu yurt dışından özel arabalarla gelip bunun babasını izlemeye geldiler. Şu an namızlık kümesinde. Çok ciddi bir paralar verdiler o zaman. Vermedim. YouTube kanalımda da donuk 50 santime giren kuş diye yazsınlar. İzleyelim. Kendimize göre iyi kuş uçuruyoruz. Bütün yarışlarda varız. Turnuvaların hepsinde varsın abi. Tabii tabii. Daha önce turnuvalarda katılmışım. Derecelerim de var. Kupaların da var. 21 tane kupam var. Maşallah. Bu işe emek veriyoruz. İyi yapmaya çalışıyoruz. Bunun ayıbını örten adam yarın öbür gün burada oturduğu zaman mahcup olur. Kuş gelir, 10 tane misafir gelir. Kuş gelir böyle atar kendini boş bir şekilde. Ondan sonra ne olur? Sanki bütün dünyaları yıkılmış gibi oturacağına ben bacak bacak üzerine koyarım. Ben kendimi sıkarım. Eğitiminden güzel geçiririm. Soyunda yoksa kuş karakterli midir, karaktersiz midir? Onu çıkartıyoruz. Eğer dişiye taktığımız zaman, bu kuş dişi yumurtaya sürdüğü zaman uçmayı başaramıyorsa, 2,5 saat uçuyorsa o kuş, dişiye taktıktan sonra yarım saat sonra iniyorsa bizim için karaktersizdir. İzmir'de şu an birinci. Birinci kuş bu abi. Birinci şu an. 19 seferle birinci. Öz Kayseri kupası yapıldı İzmir'de. Kayserilerle birlikte bir kupa yapıldı. Ve biz de dedik ki bu yarışta varız. Çünkü biz bu kuşu hani kupa içinde... Yepyeni bir video ile bir Takla TV'den herkese merhaba arkadaşlar. Bugün çok güzel bir yerdeyiz. Bugün İzmir'deyiz, Buca'dayız. Mehmet Olcar abimizin yanındayız. Teşekkür ederiz. Ayağım. Bugün burada kendisi kupaya kuş çekimini gerçekleştirecek arkadaşlar. Biz de canlı canlı kupa çekimini yapacağız bugün. Kendinin yıllardır beslediği oyun kuşları var. Onlar hakkında bilgiler alacağız. Oyun kuşlarını tanıyacağız. Keyifli seyirler diliyorum. Mehmet abi nasılsın abi? Sağ ol, hoş geldin. Ayaklarına sağlık. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Çok şükür abi biz deyiz. Yaş kaç Mehmet abi? 44. Allah hayırlı uzun ömürler versin abi inşallah. Abi bu güvercini kaç senedir besliyorsun? Vallahi hani diyorlar ya 7 yaşındayken. Biz de 7 yaşındayken abimizden devraldık. 37 yıldır. Evet. Bir tane de arkadaşım vardı. Okula ilk o zamanlar biliyorsun 7 yaşında yazılıyordu. O dönemde bir arkadaşla tanıştık. Kuşları gördük. Kuşları sevdik. Devam ettik. Buraya kadar getirdik. Buraya kadar geldi abi yani o şekilde. Yani buraya kadar getirdik. Biz de kendimize göre iyi kuş uçuruyoruz. Bütün yarışlarda varız. Turnuvaların hepsinde varsın tabii, abi. Tabii tabii. Daha önce turnuvalarda katılmışım. Derecelerim de var. Kupaların 21 var. Tane kupam var. Maşallah. Bu işe emek veriyoruz. İyi yapmaya çalışıyoruz. Tabii bunu yaparken de iyisini diyoruz yapalım. Yani bir hobi gerçekleştirdiğin zaman, iyisini yaptığın zaman zevk alırsın. Evet, ama abi. Kötüsüne hizmet ettiğin zaman hiç kimse takdir etmez. Kendi başından sıkılırsın. Sen de bunu en iyi şekilde yapmaya çalışıyorsun. En iyi şekilde abi. Yapmaya çalışıyoruz. Daha en iyi değiliz ama en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz. Tabii ki bizden daha iyi ustalar var. Biz de onların elinin altında yetiştik. Biz ustalarımıza saygılıyız her zaman. Tanımadığımız insan bile olsa yaş itibariyle meslektaş olduğumuz için ona biz değer veririz. İzmir'desin abi. İzmir'de. Böyle sıcak bir yerde de zaten zor abi evet, bunlar evet. Uçurmak. Ben yıllardır sıcak bu iklimde derecelere, yarışmalara kuş uçurdum. Mesela bir tane kuşun anısını anlatayım sana. Çakmaklı 43 derecede uçurdum. 5,5 saat ana salladı. 43 derecede 5,5 saat. Tabii 5,5 saat uçtu. O dönem Avrasya'da üçüncü oldu. Gerçekten 20-25 kişi izledi o kuşu. Yani hepimizin yüzü sipsiyah olmuştu baktığımız. Yani güneş yaktı abi sizi. Tabii tabii. Şimdi benim beyaz güvercinlerimin soyunda uçma yeteneği var. Yani havada uzun havada kalabiliyorlar. Havada durmayı abi. Biliyorlar. Yani kırdığın zaman bile 2,5-3 saate düşürüyorlar. Şimdi bunu ne için tercih ediyoruz? Şimdi günümüzde daha önce biliyorsun insanlar kuşları böyle memur kuşuna çevirdiği bir saat, yarım saat, 40 dakika, 1,5 saat uçsun öyle bir dünya yok. İyi kuş uçması lazım.
Yani abi iyi bir kuşun ne kadar havada kalması ya gerekiyor? En ölüsü 2-2,5 saat oynaması lazım. Uçması lazım. Çünkü uçan kuş hünerini gösterir. Uçmayan kuş hüner gösteremez. Ya bir saatte bir kuş 30 sefer yaptığı zaman 1 dakikada bir girmesi lazım. 2 dakikada evet. bir girmesi lazım. E bazen bunu geciktiriyor. E ne oluyor? Bu sefer arka arkaya giriyor. İstediğin hiçbir şey yapamıyor. Yani kuş kendini bitiriyor. Ama akıllı bir kuş oyununa geldiği zaman 3-4 dakikaları, 5 dakikaları, 7 dakikaları yakaladığı zaman bu bizim kuşçularda böyle bir örnek var ya. Diyor ya kuş kendini doldurdu gelip şimdi güzel çıkacak. Yani kuşun uçması makbul. Daha önceki kıran arkadaşlar bozdu. Şimdi de bizim elimizden geldiği kadar kuşun uçanını damızlık yapıyoruz. Bu hem sefer hem saat yakalamamız lazım. Çünkü günümüzde kuşlar artık kırıla kırıla bir hale geldi. Bizim tek temennimiz o. Yani bunları kırdılar abi. Dediğin gibi evet. farklı farklı hayvanlara kırdılar. Tabii. Uçuşları değişti. Tabii onlar da şimdi değişti. Mesela şöyle bir şey var. Mesela memur kuşunu Ankara'dan biliyoruz. Değil mi? Adam Mardin'den gitmiş orada görev yapıyor. Memur kuşu arıyor. Bir saat uçsun, öğlen arası gelsin uçursun. Kıra kıra ne oldu? Kuşların şeyleri düştü. Kaliteleri düştü. Performansları düştü. Tabii tabii tabii. Hepsini onlar da kendilerine göre haklıdır. Şimdi biz hiç kimseye kusur bulmuyoruz. Şimdi ben burada 2,5 saat oturuyorum şu ağacın dibinde. Ben kuşlarımdan memnunum. Hatta 2 saat uçan kuşu bile bazen diyorum ki keşke 1 saat daha uçsa. Çünkü daha uzun uçsa. Tabii bu işin şeyi bu. Bunlar havacı. Havada uçacak mı? Uçtukça kendini yukarıda gösterecek. Tabii tabii tabii. Onun için şimdi yeni nesillere de şunu söylemek istiyorum. Çok çalışan 10 metre 2 takla boş çıkan kuş, bir takla dönen kuşu beslemez. Çünkü bu işi biz daha ileriye götürmeye çalışıyoruz. Bu işe gerçekten şu an dünyada bu işe ilgi var. Mehmet abi bunlar beslediğin kuşlar abi. Evet bunlar bizim kuşlarımızın adı var. Patentli rakipsizler. Patentli abi bunlar. Tabii tabii bunların 10 yıl patentini almışım. Ömür boyu bana aittir. Arkadaşlar Türkiye'de şöyle, de ilk ben aldım. Şöyle bir gök siz mavi diyorsunuz abi bunlara. Evet bu orijinal Mardin kuşu. Benim kuşlarımda irilik var biraz. Çünkü biz Mardinli olarak kuşun irisini severiz. Yani erkekte onu sever. İşi de kibar olursa daha iyidir bizim için. Mesela bu kuş şu an İzmir'de lider elindeki kuş. İzmir'de lider bu lider, abi. Lider, evet. Eke kategorisinde lider. Şu an birinci. Maşallah abi. Bir çift yavru vardı altında uçurduğum zaman. Bir de biz bunu da söylemek istiyorum. Biz yavruyu kümeste göstermiyoruz. Yani bir Mardinli olarak bizim eğitimimiz zordur. Nasıl sizin koparınız zordur? Ne gibi eğitim yapıyorsun abi? Şimdi biz bunu söktük yavruyken. Biz bunu eve yani kanadını kestiğimiz zaman yavru yumurta göstermiyoruz. Kanadı geldikten sonra uçum yerine getiriyoruz. İdmanını veriyoruz. İdmandan sonra eşe atıyoruz. Onun kişiliğini, karakterini ön plana çıkarmamız lazım. Bu kuş karakterli midir, karaktersiz midir? Onu çıkartıyoruz. Eğer dişiye taktığımız zaman bu kuş dişi yumurtaya sürdüğü zaman uçmayı başaramıyorsa 2,5 saat uçuyorsa o kuş dişiye taktıktan sonra yarım saat sonra iniyorsa bizim için karaktersizdir bu kuş. Biz bunu damızlık yapmıyoruz. Yani senin öyle bir sınavdan geçmesi lazım. Tabii tabii tabii. Çok iyi de olsa yani dişiyi yumurtaya kovalarken ciddiyetini bozan kuşu biz damızlık yapmıyoruz. Yumurtaya koyduğumuz zaman kuşun attırması lazım. Neyi attırması lazım? Uçumunu attırması lazım. Eğer bir kuş bir saat uçuyorsa erkekte 10 gün sonra yumurtaya göğsünü vurduktan sonra 10 gün sonra hem geniş uçması lazım, evi terk etmesi lazım. Erkeğin gezeni, dişinin de gezmeyeni makbuldür. Gezimine verecek, seferini daha şık, daha tertibatlı, daha seri yapması lazım. Daha uzatması lazım. Şöyle söyleyeyim kardeşime. Ondan sonra yavruya kustuğu zaman, bir erkeğin yavruya kustuğu zaman bizdeki sistemi orada belli olur. Eğer babalık duygusunda yenilmiyorsa, pes etmiyorsa, ayakta durabiliyorsa
bizim gibi seysin elinde durabiliyorsa biz biraz koşta gaddarız. Çünkü sonuçta biz bunu damızlık yapacağız. Bunun bir hatası varsa bunu yapmayacağız ki öbürlerinin de hatası olmaz. Aynen abi. Yavru yumruk olduktan sonra eğer kuş hafifliyor ya, hafifledikten sonra daha iyi mesafeler gitmezse, daha güzel oyunlar yapmazsa yine bizde sınıfta kalır. Ondan sonra ikinci çift yumurtada o ciddiyetini koruması lazım. Eğer sınavı geçmişse ikinci sınavı da tabi tutulur. Ondan sonra bizim bu kuşla işimiz bitmiş şu an. Bu o bütün sınavlardan geçti abi. Tabii. Bu kuş sınavı geçti. 4 çift yavru büyüttü burada. Kupalardan hariç kendime uçurdum. Sesli, soluklu, deparlıydı. Avrasya'ya uçurdum. Avrasya'da da derece yaptı. Çok derece yapmadı. Bu kuş çok sert bir kuş. Yani çok böyle 20-25 metre oynuyor. Sert, deparlı bir erkek stili. Onun için bizim için o bu kadardı. Yani bu damızlık adayı oldu abi. Tabii tabii. Dişisiyle birlikte aynı sınavı geçtiler. Şu an bir çift altında yavru var. Kızıl atıyorlar. Dişisi de kızıldır. Bununla bizim işimiz bitti. Bizim eğitimimiz zordur. Yani senin ilk önce eğitiminden geçmesi gerekiyor abi. Şimdi bakın. Kuşun ayıbını örten adam yarın öbür gün burada oturduğu zaman mahcup olur. Kuş gelir 10 tane misafir gelir. Kuş gelir böyle atar kendini boş bir şekilde. Ondan sonra ne olur? Sanki bütün dünyaları yıkılmış gibi oturacağına ben bacak bacak üzerine koyarım. Ben kendimi sıkarım. Eğitiminden güzel geçiririm. Soyunda yoksa yapmaz. Bak unutma bunu. Soyunda yoksa diyorlar ya diyor, cinsini çeker falan bir muhabbet var. Ben o kadarını bilmiyorum. Bu kuş da cinstir. Yani kan diyoruz ya, kan budur. Yani bu kuşlara biz çok hizmet verdik. Yaklaşık 10-13 senedir bu mavilere hizmet veriyoruz. Peki bu elindeki beyaz abi? Bu bizim beyazlarımız. Bunlara ben 22 senedir hizmet veriyorum. 22 yıldır besliyorsun 22 abi. 22 yıldır bu beyazlarımızı besliyoruz. Bunlar çok üst düzey oynuyorlardı. Ama şimdi ben bunları Şahin yüzünden uçuramıyorum. Mesela ortağım da geldi. Mehmet Aşkan kardeşim var. Ona veriyorum. Tam kuş taklayı çeviriyor. Şahin taklayı çeviren kuşu alıyor. Beyaz olduğu için. Bir tane beyaz söktük. Kanadını kestik yukarıya. 3 kere vurdu. TikTok'ta, YouTube'da. Benim de bu arada YouTube kanalım da var. Mehmet Olcar YouTube kanalı. Oradan aynen da izleyebilirler. Bu videonun açıklama kısmına ben Mehmet abinin sosyal medya profil bilgilerini ekleyeceğim. Oradan kendisine ulaşabilirsiniz daha detaylı bir şekilde. Şimdi bu kuşun yavrusunu taklayı Mehmet çevirttirdi. Kuşu Şahin aldı. Burada çok abi yırtıcı herhalde. Tabii bak. Ondan sonra bir tane beyaz söktük. Kanadını aldık. Yavruyken Mehmet sağ olsun söktü. Kanadını aldık. Kuşu uçurduk. Ekeliğe indirdik. Tam idmana soktuk. Seferlere başladı kuş. İstediğimiz gibi oynadı. Hadi dedi ki Türkiye'ye bir beyaz izletelim. Kuşu Şahin vurdu. Kuşlarım o kadar güçlüdür ki yara olsa bile oynar. Yani o kadar güçlü olduğu için bunlar Mardin, kırılmamış kuşlar. Ondan sonra üstüne gittik yine. Yaralı yaralı böyle buraları kan. Kuş yine kalkıyor ayağını yerden kesiyor. Şimdi ben kuşlarımı bildiğim için hadi dedim bir an önce sisteme oturtayım. Bir daha Şahin vurdu. 10 gün yatırdım vurdu. Evet. Bir daha vurdu. En son geldi kuşu vurdu. Kuş 4 gün sonra geri geldi. 4 sefer vurdu abi. Tabii 4 sefer. Bunların bir özelliğini de söyleyeyim. Şimdi bizim Mardin kuşu asil kuştur. Şimdi bizim Mardin kuşu dediğimiz zaman kimse bizi yanlış anlamasın. Bizim kuşlarımızda şöyle bir özellik var. Bunu bir yere verdiğin zaman alışmaz. Kaçar gelir. Durmuyor. Yani abi. Şimdiki gibi değil. Adam pazardan alıyor, buraya koyuyor. İki tane kuş uçuruyor, indiriyor. Yani damarlı kuş demek. Damarlı. Bizim bu kuşlarda bir özellik daha var. Bu kuş eğer burada yavruya yumurtaya bakmışsa sen bunu götürüp alıştırabilirsin. Bir ay, bir buçuk ay ya da kanatlarını kesip aldıktan sonra alıştırabilirsin. Ama senin kümesinde yumurtaya oturduğu zaman kaçar buraya gelir. Geri gelir abi. Geri gelir. Sahibinin evini arar. Peki abi bunlar da gelir diyorsun yani Mehmet abi. Mesafe falan önemli mi bunlara yani? Çok uzun mesafelere gidiyorlar mı abi? Şimdi gelir? Ben en son bunlardan bir tane verdim. Mesela bizim buradan verdiğim yer 30-35 kilometreydi. Kuş alıştı oraya sonra kaçtı geldi. Geri buraya geldi abi. Tabii. Karabağlar'daki dükkanıma geldi.
Mesela Kızılların'da da o şey var. Şimdi eskiler bilir yani. Şimdi yeni nesillere ne anlatsak hani bizi dinlemiyorlar. Eskiden Mardin'den birbirimize kuş verdiğimiz zaman ömür boyu uçuramaz. Kaçardı yani. 3 ay 4 ay kalırdı, yumurta oturduğu gün sahibine giderdi. Öyle kafalı kuşlar vardı. E şimdi bakıyorsun, şimdi kuşu burada uçuruyorsun, oraya götürüyorsun, oraya alışıyor. Yani bizi biz eden bunlar. Bunları da onun için elimizden çıkarmıyoruz. Mesela mavilerimizle beyazlarımıza kırdığımız zaman çok verim alıyoruz. Bu uçurduğun kuş bunlardan abi herhalde. Annesi beyaz, babası donuk. O da babası bir yani abimizin. Donuk dediğin dumanlı. Ha, dumanlı. Şimdi babası bizim Ramazan abinin kuşu. Çalışıyoruz yani. Biz bunları tutturuyoruz. Şimdi beyazları özel kalan her kuşa vurduğun zaman tutuyor. Çünkü güçlü kuş, kırılmamış kuş. Şimdi diyorlar ya kuşun içine bir soy girelim, kuş rahatlasın. Aslında kırılmamış kuşu girmek lazım. Bir kırılmış kuşa vurduğun zaman zaten daha kötü edersin. Yani herkes bunu biliyor ama kimse uygulamıyor. Yani kırılmamış bir kuşa girersen daha tabii, verimli olur. Ya abi. Şimdi ben özellikle mesela kuşlarıma bir mesela atıyorum senin elindeki maviyle niye giriyorum? Bu 12 senedir hizmet veriyorum. Buna diyelim ki kırdığım zaman ikisi de safka. Bu sefer istediğim verimi alıyorum. Birbiri tutuyor yani. Tabii ama şimdi senin yanına geldim. Senin kuşlarını tanımıyorum. Sen belki bir senedir bir eşleştirmişsin, bir yavru almışsın, güzel oynuyor. Tamam eyvallah. Onu alıp kılsam senin kuşunun hatasını, benim kuşumun hatası belki bir kan uyuşmazlığı olur. Aynen. Onun için kuşçuluk zor bir meslektir. Çok çok zordur ama yapabilene kolaydır. En zor iş zaten abi bunu uçurmak, hazırlamak. Yapabilene kolaydır. Buna emek verirsen, bunu bir iş gibi görürsen, bunu hani diyorsun ya, işini iyi yap diyor. Sen işini iyi yaptın mı, Allah da seni takdir eder. Biz her gün sabah 7'de, bak ortağım... Ona da selam olsun abi. Zamanını bırakıyor, kuşu eğitiyor. Anladın mı? Yani bu önemli. İkimiz emek abi veriyoruz. Her şeyden fedakarlık yapıyorsun yani. Tabii, burada tabii, zaman bak, harcıyorsun. Bak şu kümes ortağımın, bu kümes benim. Bak öyle kuşçuyuz ki biz. Birbirimize anahtarımızı vermiyoruz. Niye diyecek? Anahtarları vermiyoruz tabii, abi. Tabii, niçin? Çünkü o bir yere kadar getirir bana. Bir yerden sonra ben götürürüm. Ama karışık yaparsak işin içinden çıkamayız. Ben bu kuşu mesela uçurduğum zaman saatini bilirim. O da uçurduğu zaman o da saatini bilir. Bir kere biz birbirimize müdahale ettik, oturduk burada ağacın altında dedik. Ne oldu bizim kuşlara ya? Kuşlar mı bozuldu? Biz mi yanlış yapıyoruz? Baktık yanlış yaptık. Şimdi bir de şunu da söyleyeyim. İki tane insan bir kümeste kuş uçuramaz. Ya çok iyi anlaşacaklar, ya çok iyi anlaşacaklar. Yani hani kuş karakteri olmayacak. Abi kardeş olacak, dost olacak. Ancak böyle. Bizde ben bilirim yok. Ben ortağımla otururum. Bazen geceleyin arıyorum diyorum gel kafeye konuşmamız lazım. Geliyor sana diyor ki başka bir şey konuş. Ya diyorum maviyi uçurduk bugün niye böyle yaptı? Yani bunun öğrenme yaşı yok. Yani hala da tabii, söylüyorsunuz tabii. Birbirlerinize. Birbirimize hala... söylüyoruz. Bak bu beyazın mesela belki 10 tane çift yavruları var. Şu anda altında bir çift yavru var. Damızlık yerimiz de var. Hani senin zamanın olmadığı için evet oraya gitmeyeceğiz. Mehmet abinin... Damızlık yeri de var. Evet. Biraz zamanımız kısıtlı uçaktan dolayı. Bugün burada uçum kümesinin tanıtımını yapacağız Mehmet abiyle. İnşallah daha sonra orayı da yaparız. Mehmet abi bu da sizin bizim tabiri dumanlı kirli. Şimdi bu kuş dumanlı. Bunun bir tarafı beyaz. Bir tarafı beyaz abi. Tabii. Bir tarafı da kendi rengi daha açık. Donuk. Hani bu yerdeki. Yani siz donuk diyorsunuz abi. Biz donuk diyoruz. Bu kuş İzmir'de şu an birinci. Birinci kuş bu abi. Birinci şu an. 19 seferle birinci. Öz Kayseri kupası yapıldı İzmir'de. Kayserilerle birlikte bir kupa yapıldı. Ve biz de dedik ki bu yarışta varız. Çünkü biz bu kuşu hani kupa için beslemiyoruz. Bizim uçurduğumuz kuş bizi temsil eder. Kanat sesi olması lazım. Ben turnuvada yapıyorum. Kanat sesi bizde şart. Tertibatı düzgün olacak.
Kendim turnuvada yapıyorum Mehmet tabii abi. Tabii tabii. Mehmet Olcay Şampiyonlar Ligi yapıyorum. Arkadaşlar Mehmet Olcay Şampiyonlar Ligi turnuvasını da bakabilirsiniz. Ondan Mehmet abi onu da YouTube yazıyor. Kanalımdan paylaşıyorum yarışmacıları. Şimdi, YouTube'dan yayın yapıyorsun. Tabii abi. Tabii. Şimdi biz bu kuşu Kayseri'ye uçurduğumuz zaman Kayseri başkanı yazdığı zaman 3340 puan bir derece yaptı. Çünkü bizim aradığımız, bizim beslediğimiz kuş hem tertibatı düzgün olacak, fişek kalitesi diyelim, iki taraftan da anlasınlar, hem de kanat sesi güzel olacak. Fışkırmayı bilecek. Ya bu kuşun ortalama 30-35 metre seferleri var. Ortalaması 50'si de var, 30'u da var, 25'i de var. Yani en düşükler öyle abi. Şu an orada da lider. Maşallah abi. Bunu da Adil abiye, sizin kupaya, her tarafa uçuracağız. İnşallah abi. Biz bu da onlardan çıkma abi. Gene bu, onlardan mı? Bu kızıllarımız. Bunlar mavilerle şeyler. Mavilerle kızıllarımız. Mesela şunun altında şu an erkeği mavi ya. Az önceki. Gök abi evet. Şimdi bir çift sana yavrusunu göstereceğim kızıl. Bir dahakine mavi atar. Bir dahakine hümey atar. Yani, hümey dediğin ne ya abi? Hümey şey. Şu bak. O zamanla. Boz dumanı. Boz dumanı. Boz dumanı. Arkadaşlar bizim tabirimiz yani biz Ankara'da olduğumuz için tabirimiz boz dumanlı olarak geçiyor. Abi bunlar da onların yavruları. Evet maviyle kızılın yavrusu. Bak bizim kuşlarda biraz göğsü böyle paslı kınalı paslı oluyor gibi abi. Oluyor. O da dişiden geliyor. Dişinin böyle Mardin'de biz kırmızı göğüs derdik. Ama bu Ermeni zinciri değil. Yani onu insanlar yanlış anlamasın. Bunlar oyun kuşu, üst düzey oyun kuşları. Kuşlarımız böyle. Senelerdir paça, evet, paça yapıları zaten. Gördüğün gibi Mardin. Evet arkadaşlar. Hafif paça yapısı. Şöyle. Bak burada bile kırmızılık atmış paçalarına. Görüyor musun lekeleri? Maşallah çok güzel yavrular. Şimdi biz. Bunları da uçuracaksın abi. İnşallah. Nasip olursa uçuracağız. Bunlardan güzel kuşlar uçurduk. Hiç mahcup etmediler bizi. En azından kuşumuz o gün yapmasa bile adam gibi yerine gelip iniyor. Yer hakimiyetleri kuvvetli. Yer hakimiyetleri kuvvetli. Şimdi biz buna nasıl söyleyeyim sana kardeşime? Biz bunu besliyoruz. Bunun ayıbı nedir? Boş inmesi. Evet. Bizde de yani belki kuş belki o gün hasta olur. O da seyisin yapacağı. Canlı abi. He, yapacağı hatadır. Ama kuşun sağlığıyla her şeyle ilgilenirsen o da seni Allah nasip ederse şey yapmaz. Yarı yolda bırakmaz. Yüzünü kara çıkarmaz abi. Ayaklarına maşallah sağlık abi. Geldiğin için de. Eyvallah abi. Geldi. Son seferleri arkadaşlar. Galiba ya 13. Oradan mı geliyor? Altına güzel tabi. Evet. Aferin. 28 Nisan. Aferin. 28 Nisan.
Vallahi billahi ben onun için bir şey yapamadım. Yani, açtım ya. Abi gene bunlar da aynı onlar da. Evet. Şimdi hümey dediğimiz bu. Sen boz dumanlı diyorsun ya. Evet. Bizim kuşların mesela mavilerin, kızılların altında 4-5 çiftten sonra bir tane bunlardan atarlar. Bir tane bu renk atarlar. Avrasya'da şu an lider olduğum kuş, rekor bir liderliğim var. Bu renkten, bu kuşlardan. Bunun babasını İzmir'de 3 sene boyunca yani ara ara uçuruyordum. İlk 2 sene yavru yumurtada çok güzel oynadı. Hatta bunu yurt dışından özel arabalarla gelip bunun babasını izlemeye geldiler. Şu an damızlık kümesimde. Çok ciddi bir paralar verdiler o zaman. Vermedim. YouTube kanalımda da donuk 50 santime giren kuş diye yazsınlar. İzleyebilirler. Şurada hemen yan tarafta uçuruyordum. Bizim yerimiz vardı orada. Kuş bulutun içinden tek parça kümesi yani altına kadar girip çıkıyordu. Ama hiçbir zaman hata yapmadım. Bu soyda donuklarım onlardan geliyor. Ama bu bu donuğun babasının babası neydi? Mavi. Gene mavi. Mavi. Gene evet, göktü abi. Onun ninesi neydi? Kızıl. Yani bu ataları kuşların tabii abi. Evet. Ama beyazlara kırdığım zaman kuşlarım daha dediğim gibi uçuyorlar. Hem de daha güzel verim alıyorum. Çok mesela İzmir'de İkincilik, birincilik, 3 tane birinciliğim var. Hepsi maşallah. Mavilerle beyazlardan kırmadı. Maşallah abi. Abi senelerdir oyun kuşu besliyorum Mehmet abi. Evet. Abi iyi bir taklacı güvercin, iyi bir oyun kuşu sence nasıl olur abi? Ya o iyi bir taklacı taklayla sıkıntısı olmayacak. Yani taklayı döndüğünde taklayı dönerken kanadına dönmeyecek, sağına gitmeyecek, kafaya aşağı bakmayacak. Takla tereyağından kıl çeker gibi olacak. Yani bu işin zoru takladır kardeşim. Kim ne anlatırsa anlatsın. Kuş 5 saatte uçabilir. Ama kuş sefere girdiği zaman, taklayı tuttuğu zaman o taklayı hissettirecek sana. Yani diyeceksin ki bunun tertibatı düzgündür. Ses olacak abi. Ses olacak. Bak takla her şeydir. Kuşta takladır. Bunun adı ne? Taklaş. Bunu başarabiliyorsa, boşluk yapmadan dönebiliyorsa, kafayı kaldırarak taklayı yukarıya dönüyorsa, tamam mı? Titizlik dediğimiz olayı yapabiliyorsa 200 metrede gider. Ama bazı kuşlar var. Geliyor taklayı dönünceye kadar Allah belamı versin diyor. Niye ben bu sefere girdim? Bir daha gidiyor gelmiyor zaten. Şimdi Türkiye'de şöyle bir şey var. Biz Mardinler olarak atıma o kadar önem vermeyiz. Çünkü bizim bunun amacı var. Taklacı güvercin. Sefer. Sefer güvercin. Biz seferi aradık. Seferi düzgünse, bir de bunu da söyleyeyim, bu da önemli bilgi. Ciddiyse, yani bazı yöreler için ayırmıyorum, yok bel kırdığı, yok havasında. Biz kuşu izlerken uçtuğu zaman eğer şu kuyruğunu şöyle kapatıp kendini uçuma sistemli uçuyorsa bizim için o makbuldür. Ama bir kuş uçarken şu kanadını böyle açıp öyle yelpaze gibi uçarsa biz onu zaten onu da adamız. Yani kuyruğu kapatacak. Tabii kuyruğunu kapatacak. Az önce anlattığım gibi yumurtaya dişiyi koyduğu zaman ciddi olacak. Yani bu işler meşakkatli işler. İyi bir seyis iyi bir kuşu çıkartır. Çünkü damızlığı sen koyuyorsun. Aynen. Anladın mı? Ben şimdi bunu uçuracağım. Bunun hatası varsa vazgeçeceğim. Bunun iyiyse ben bunu eşe koyduğum zaman bilirim neyi eşe koydum. Onun altından gelen de hata yapmaması lazım. Evet abi. İyi bir seyis. Yani bu diyorlar ya %90 seyis, %90 kuş. İyi bir seyis kötü kuşu besleyemez. Onun için böyledir bu iş. Abi sen bu kuşlardan sahiplendirme yapıyor musun Mehmet? Ben nadir yapıyorum çoğaldığı zaman. Nadir veriyorsun. Tabii çoğaldığı zaman. Mesela geçen hafta çoğaldı. Bir 10 çift benim ortağım
beslediğim bir tane kardeşim vardı. Kuşlar çoktu. Yani büyüklerini aldım, kümese götürdüm. Yeni çıkan yavrular, görüyorsun burada da 25-30 tane yavrumuz var. Maşallah. Burada da var, 15-20 tane yavru var. Yeni yetişen yavrular var. Şimdi ben bunların hepsine yetişemem. Bir de şöyle bir şey var. Hani diyoruz ya, Türkiye'de iyi kuşu sahiplendirin, iyi kuş olsun. Biz iyisini sahiplendiririz. Bir günde koyduk YouTube kanalımızda. Akşamleyin kuşlar bitti. Şimdi arıyorlar, yok diyor. Yani çoğaldığı zaman ne yapacağız? Abi ben bunu? Yine senin bu videonun açıklama kısmına senin sosyal medya bilgilerini ekleyeyim. Gene insanlar sana ulaşsın abi. İnşallah. Gene yardımcı olursun inşallah, abi inşallah. İnşallah. Elimizde çoğaldı mı söylüyoruz zaten. Şey yapıyoruz mesela, ayda bir, iki ayda bir çoğaldı mı zaten Türkiye'nin çoğu yerinde de biz reklamı seven insanlar değiliz. Çoğu yerinde de kuşumuzu besleyenler de var. Hani bizim ismimiz geçmesin. Bunun milletvekilisi var, emniyet müdürü var, iş adamları var. Yani biz hani o yaşı geçmişiz. Kutuya koyup da buna hayırlı olsun, şuna hayırlı olsun diyecek model insanlar değiliz. Onun için bu işi gerçekten profesyonelce yapmak en mantıklısı. Abi bugün bizi burada ağırladığın için sana çok teşekkür ederiz Mehmet abi. Allah razı olsun, ayağınıza sağlık. Siz de bizi onura ettiniz. İnşallah biz de Ankara'ya gelirsek sizin yanınıza uğrarız. Abi, Ankara'daki bütün beklerim. Dostlarımıza, başta Şenol abi olmak üzere, bütün oradaki abilerimize, kardeşlerimize, Ankara da bizim için önemlidir. Kuşun başkentidir. Biz her zaman bunu söyleriz. Teşekkür söylemekten de abi. Utanmayız. Abi her zaman beklerim. İnşallah. Her Allah'a zaman emanet olun. Arkadaşlar bugün İzmir'deydik. Mehmet Olcar abimizin yanındaydık. Yıllardır beslediği oyun kuşlarını tanıttı bize. Oyun kuşları hakkında bilgiler verdi. Bu programımızın da sonuna geldik. Bambaşka bir Sakla TV programında görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun.